Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de Fenerbahçe hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de dolu dizgin gidiyor. Üstelik de kadrolar değişiyor ama sonuçlar değişmiyor. Fenerbahçe kazanan takım oluyor. Şimdi önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Bakalım Kasımpaşa maçıyla her ne kadar İsmail Kartal ben saymayı yasakladım öyle 15, 16, 14 diye ama yine de tabii ki camia bunu sayıyor. 15'te 15 galibiyet oldu bunu söyleyelim. Yani gerçekten hem Avrupa hem Türkiye'de tarih yazan bir Fenerbahçe'den bahsedebiliriz. Hatta şöyle bir olay da var. Avrupa'da 9 maçlık galibiyet serisiyle rekor kıran bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. İşte Fenerbahçe üstelik de son maçta ciddi bir rotasyonu vardı. Şöyle baktım, kalede İrfan Can oynadı. Osterwolde, Serdar Aziz oynadı. Crespo, Zayis, Mert Hakan oynadı. Joshua King, Kent, Batshuayi yani tamamen değişmiş bir kadroyla Fenerbahçe yine de sonuç almayı bildi. Spartak Tırnava maçında Slovak basını da bu maçla ilgili olarak Fenerbahçe favori olduğunu kanıtladı. Adeta şunu söylediler, Spartak Tırnava'yı nakavt etti diyorlar. Doğrudur, gerçekten öyle oldu. Bütün maçı domine etti. Ha, şimdi burada şu var, onu da söyleyelim. Bazen bazı şeyleri vurgulamak lazım. Evet, rotasyon vardı. Dolayısıyla oyunu çözmekte zorlanan bir Fenerbahçe vardı. Gerçekten zorlandılar. Şunu söyleyebiliriz, yani pozisyon üretmekte zorluk çektiler. Bunun sebebini söyleyeceğim şimdi. Bunun 4 tane temel sebebi var. Oynayan oyuncular adam eksiltecek. Kapalı bir savunmayı aşmak istiyorsanız, kompakt duran bir savunmayı aşmak istiyorsanız, şutları deneyeceksiniz. Verkaçlar, duvar pasları gerekiyor ve son çizgiye giderek savunma dengesini bozacaksınız. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe'nin bunları çok fazla yapamadığını gördük. Ama ne oldu? Bunları yapmaya başladığı andan itibaren ki işte Fred'in girişi, Szymanski'nin girişi çok etkili de oldu. Onu da söyleyelim. Goller arka arkaya geldi. Mesela Joshua King'in ilk golünde bu söylediğimiz 3 şeyin 4 maddenin 3'ü var. Birincisi adam eksiltti, oyuncu eksiltti. Sonra Rankent'le bir duvar pası yaptı, sonra da şut çekti. Yani gereken her şey orada yan yana geldi. İkinci golde bu kez Fred savunma arkasına sarktı. Oradan kestiği topla ikinci gol geldi. Tabii son 10 dakika sıkıntılı bir süreç yaşandı. Bunda Osterwolde'nin ki maçın iyilerindendi. Osterwolde'nin bireysel hatasının çok büyük payı oldu. Şunu unutmaması lazım. Genç bir oyuncu. Çalım tehlike bölgesine doğru atılmaz. Kanat oyuncuları genelde çalımı yani kanat bekleri genelde çalımı çizgiye doğru atarlar. Bunu da hemen söylemek lazım. Belki bu konuyu izleyen genç kardeşlerimiz varsa onlar da bilmiş olsunlar. Bireysel hatalardan Fenerbahçe gol yedi. Bireysel hatalardan tehlike yedi. Onun dışında İrfan Can'ın iyi oyunu ama Crespo'nun mükemmel bir performansı vardı. Çok iyi bir performansı vardı. Osterwolde de hatasına kadar iyi oynadı. King zaten maçın en önemli oyuncusuydu. Hemen şunu da söyleyelim. King'le ilgili bir gelişmeyi anlatalım size. Sakatlandı. Sakatlığı belli olacak. Henüz açıklanmadı. Şimdi Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyelim. Ve birkaç tane de başlık söyleyelim. Devre arasında ayrılmak isteyen bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Muhtemelen de Fenerbahçe bu oyuncuya yol verecek. 6 numara transferinde devre arası beklenmeyecek. Hatta şu günlerde bir temas olduğunu söyleyebiliriz. Brezilya basınından bir haber geldi. Fenerbahçe'ye yönelik bir transfer haberi geldi. Ondan da size bahsedeceğiz. Ve Kasımpaşa maçıyla ilgili de bir haber var. O yıldızı izlemek üzere scoutlar Kasımpaşa maçına geliyorlar. Onu da söylemem gerekiyor diyelim. Ve şöyle devam edelim. Şimdi genel anlamda maçla ilgili değerlendirmeleri yaptık. Maçın durumunu yaptık. Özetledik.
devam edelim şimdi. Bu söylediğim başlıkların altlarını doldurmaya gayret edelim. Bir kere yani hem Fenerbahçe'yi hem İsmail Kartal'ı hem de oyuncuları kutlamamız gerekiyor bu başarıdan dolayı. Çünkü ülke puanının arttığını söyleyebiliriz bu noktada. Hemen Kasımpaşa maçıyla ilgili hepinizin tahmin edeceği izlenecek olan yabancı oyuncunun kim olduğunu söyleyelim ve gelecek takımları da söyleyelim. Napoli, Fiorentina ve Liverpool scoutları Szymański'yi izlemeye gelecekler. Aslında hiç izlemelerine bile gerek yok. Zaten oyuncu daha önce Manchester City'nin gündemine gelmişti. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda mutlaka beğenecekler. Tabii bu tür scoutlar geldiği zaman başka oyuncular da göz önüne geliyor. İşte Ferdi göz önüne gelebilir, İsmail Yüksek dikkat çekebilir. Yani birçok oyuncu, Osay, Samuel dikkat çekebilir. Bunları da bir kenara yazmak lazım. Onu da söylememiz gerekiyor. Şimdi gelelim şu Ocak ayında. Yani tabii bazı oyuncular var. İşte Luan Perez ameliyat oldu. Geçmiş olsun, gidecek. İşte Lincoln Henrique şu anda yararlanılmayan oyuncu, gidecek gibi. Ama bir oyuncu var ki hem yararlanılıyor hem de biraz mutsuzluğu olduğu için Fenerbahçe bu güzel giden bu süreci olumsuz hale dönüştürmemek adına oyuncunun eğer kulüp bulabilirse gitmesine izin verecek. Kulüp oluşturabilirse, yani daha doğrusu bir kulüple anlaşabilirse oyuncu Batshuayi. Batshuayi biliyorsunuz oynamadığı zaman mutsuz oluyor. Hatta oyundan çıkarken bile mutsuz oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de şu hani klasik bir tabir vardır. Kolej takımı diye bir tabir var ya. O kolej takımı hüviyetinin bozulmaması için Batshuayi gibi mutsuz olan oyuncuların Ocak ayında vedası söz konusu olacak. Mesela bu noktada Ryan Kent'in hiçbir problem çıkarmadığını, Joshua King'in de hiçbir problem çıkarmadığını görüyoruz. Ama Batshuayi biraz problem çıkartıyor diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Başkan Ali Şen de söylemişti. Ali 6 numara konusunda İsmail Kartal'ın bir isteği olduğunu ama sonuç itibariyle şartlar nedeniyle oluşmadığını söylemişti. Hatta şöyle de söyledi, çok da büyük bir süperstar değil ama yine de almak istiyoruz demişti. İşte o manada 6 numara transferi için hamle devam ediyor. Rade Krunić konusu yeniden gündeme geldi. Bosna Hersek milli takımının kaptanı Edin Dzeko şimdi milli takım kampında. Eğer buluşurlarsa, ki genelde buluşuyorlar. Bir son 3 maçta Rade Krunić oynamadı. Sakatlığı var mı onu bilmediğim için net söylemiyorum. Rade Krunić'i ikna etmek için Edin Dzeko bir kez daha devreye girecek. Ama sorun zaten Rade Krunić'te değil. Hatta Rade Krunić'in son durumuna da bir bakalım. Sakatlığı var mıymış onu da görelim. Ki tahmin ediyorum son 3 maçta oynamamasının arkasında yatan gerçek bir sakatlık olma ihtimali çok yüksek. Onun için söyleyelim. Şimdi sakatlığa bakıyoruz. Evet, sakatlığı var. Yani bitişinin ne zaman olduğu belli olmayan, 24 Eylül'de başlayan bir sakatlığı var. Milli takıma belki kas yaralanması gitmeyebilir ama sonuç itibariyle Edin Dzeko'nun bu konuda devreye gireceği ve oyuncuyla ilgili yeniden bir ikna sürecine başlayacağını söyleyebiliriz. Eğer kulüpte ikna olursa bundan Ocak ayı transferinde, yani kış transfer döneminde İsmail Kartal'ın Fred, Rade Krunić ve Szymański'yi öncelikli kullanacağını, sonrasında İsmail Yüksek'in de aralara gireceğini bu uzun süreçte düşünebiliriz. Ve bir de Brezilya'dan bir haber geldi. Onu da sizlerle paylaşalım. Brezilya basınının haberine göre birçok kulüp istiyor ama Türkiye'ye gelmeye ve Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor diyor. Jorginho, ki o da sezon başında, yani yaz transfer döneminde çok gündeme gelmiş bir isimdi. Brezilya basını Arsenalli oyuncunun, zaten Arsenal'de çok süre almıyor, sıkıntısı var. Juventus ve Barcelona istiyor diyor ama ben pek fazla ihtimal vermiyorum. Sadece Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu söyleniyor. Ama niyetinin ve isteğinin Türkiye'de Fenerbahçe'de oynamak olduğunu da Brezilya basını vurguluyor. Tamamen Brezilya basının haberi. Yani biz yine Fenerbahçe için 6 numara konusunu konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Hala en önde
Rade Kurunic, çünkü İsmail Kartal istiyor. Başkan da bunu deklare etmişti. Jorginho yine çok önemli bir oyuncu. Gelme ihtimali çok yüksek. Çok fazla süre alamadığı için Batshuayi'nin gideceğini söyleyebiliriz. Onu da vurgulayalım. Ve Szymański konusunda da Ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısının bayağı sıkça çalınacağını söyleyebiliriz. Evet, Kasımpaşa maçı şimdi yeni sınav Fenerbahçe için. Eğer kazanırsa 16'da 16 yapacak. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.